أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين وبعد. Evet, Mukatil bin Süleyman tefsiriyle başlayacağız. Mukatil bin Süleyman tefsirinin üç temel özelliği var. Birincisi, günümüze ulaşmış ilk tam tefsir olması. İkincisi, o dönemde rivayetler senetleriyle birlikte zikredildiği halde Mukatil bin Süleyman ise rivayetlerin senetlerini zikretmiyor. Bu açıdan çok tenkide uğruyor. Bir üçüncü özelliği ise bolca İsrailiyattan yararlanması, istifade etmesi ki o dönemin bu İsrailiyattan yararlanma durumu aslında bir karakteristik temel özelliklerinden bir tanesi. Bunu Mukatil bin Süleyman da yapıyor. Evet, Fatiha suresiyle başlıyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kale haddetena Ubeydullah. Ubeydullah bize aktardı. Bize nakletti. Bize hadis olarak rivayet etti. Ve haddeteni Ebi, babam bana aktardı. Anil Hüzeyl, Hüzey'den. An Süfyan, o da Süfyan'dan. An Mansur'in, an Mücahid'in. Mansur'dan, o da Mücahid'den. Kale. Evet. Kale, Mücahid şöyle diyor. Tabi Mücahid önemli büyük tabi müfessirlerden. Şimdi Mücahid'den tabi bazen nakilleri zikrediyor. Yani senetleri zikretmemesi her zaman olan bir durum değil. Bazen bu şekilde senetleri zikrederek bilgilere yer veriyor. Şimdi Mücahid'den önemli bir bilgi aktarıyor. Şöyle diyor. Fatihatul kitabi medeniyetün. Fatiha suresi medeni bir suredir. Kale haddetena Ubeydullah. Ubeydullah bize aktarıyor. Kale ve haddeteni Ebi anil Hüzeyl an Mukatil. Mukatil'den anil Dahhak. O da Dahhak'tan. An İbni Abbas'in anil Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Kale. Evet. Fatihatul kitap medeniyetun. Fatiha suresi medeni bir suredir. Evet, burada tefsirler doğrudan o tefsiri yazanlar kanalıyla gelmiyor. Tefsirler talebeler de kendi talebeden okutmak suretiyle geldiği için burada o yüzden haddetena Ubeydullah diyor. Ubeydullah diyor ki Ebi, o da Hüzeyl'den. Yani Ubeydullah babasından, babası Hüzeyl'den, Hüzeyl de Mukatil'den bu tefsiri naklettiğini söylüyor. Dolayısıyla Mukatil'den bize kadar ulaşması bu senetle olduğunu burada ifade edilmiş oluyor. Mukatil de Dahhak'tan, Dahhak da İbn Abbas'tan geldiğini söylüyor burada. Bu kanalda Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle Fatihatul kitabı medeniyetun. Evet, yine Fatiha suresinin medeni olduğu naklediliyor. Suratu Fatihatil kitabı Fatiha suresi seb'u ayatin. 7 ayettir. Kufiyyetun. Yani Küfe ehlinin sayımına göre 7 ayettir demek istiyor ki vehye medeniyetun, bu medeni olarak kabul etmekte Küfe ehli. Ve yukalu, bir görüşe göre de Mekkiyetun, Mekki olduğu da söylenir. Ama tabii görüldüğü üzere Mukatil bin Süleyman Fatiha'nın daha çok medeni olduğu görüşünde. Ama Mekki olduğuna dair de bir rivayet var. Halbuki müfessirlerin çoğunluğu Fatiha suresinin Mekki olduğunu kabul etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Hamd Allah'a aittir. Yani eşşükrü lillah. Şükür Allah'a aittir. Burada hamdan maksadın şükür olduğunu bize ifade etmiş oluyor. Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Allah'adır. Yani burada alemlerden maksat nedir? El cinni vel insin. Cinler ve insanlar. Dolayısıyla alemler akıllı varlıkları ifade ediyor. Çünkü burada alemin kelimesi Cem-i Müzekker Salim kalıbında gelmiş. Vavnun, yanun kalıbında geldiğine göre bu akıllı varlıklar da cin ve insanlar olmalı diye düşünülerek cin ve insanların Rabbi anlamı kastedilmiştir diyor Mukatil bin Süleyman. Mislu kavlihi ya da misle kavlihi, bu şunun gibidir.
لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَذ۪يرًا Alemlere uyarıcı. Tabi alemler deyince bütün mahlukat anlaşılmaz. Çünkü hayvanat bunlar akıllı olup akıllı olmadığı için bunlara uyarıcı olmayacağına göre demek ki burada alemlerden maksat cin ve insanlardır. Bu لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَذ۪يرًا ayetini delil göstererek yani ayetin ayeti tefsir ettiğini dikkat alarak Rabbil Alemin alemdeki yani Fatiha suresindeki aleminden de maksat yine cinler ve insanlar şeklinde akıllı varlıklar olmalı diye bir sonuca ulaşılmaya çalışılıyor burada. Er-Rahman, Er-Rahim, Rahman ve Rahim olan alemlerin Rabbi Allah'adır. İsmani, bu Rahman ve Rahim isimdirler ikisi de. Rakikani, incelik sahibi yani ince anlamları barındıran iki isimdir ki ahaduhuma, bu iki isimden birisi erakku minel ahari, diğerinden daha ince anlamlıdır. Er-Rahmanu, Rahman yani el-Müterahhim, rahmet eden, merhamet eden manasındadır. Er-Rahim, Rahim ise yani el-Müteattife, şefkatli olan, bir rahmeti, rahmetiyle şefkat gösteren anlamında. Yani dolayısıyla Müterahhim, aslında Müterahhim tedrici bir şekilde yani sürekli bir şekilde merhameti kuşatan ama Rahim ise daha Rahman'a göre daha az bir rahmeti ifade edip şefkat anlamında rahmetiyle şefkat gösteren şeklinde ifade ediyor Mukatil bin Süleyman. Maliki yevmiddin yani yevmil hesab, hesap gününün sahibidir. Dolayısıyla buradaki dinden maksat hesaptır demek istiyor. Çünkü zaten şöyle ki kavlihi teala inna lemedinun yani el muhasebun, biz hesap göreceğiz. Dolayısıyla burada deyn kökü aslında karşılığının verilmesi anlamında, hesap görülmesi anlamında olduğunu dikkat alarak din kelimesi bizim bildiğimiz din anlamında değil, hesap anlamındadır. Dolayısıyla hesap gününün sahibidir. Ve zalike, bu da şöyledir. Enne mülüke dünya, dünya kralları yemlikûne fid dünya, dünyada krallık yaparlar. Fe ehbera subhanehu, Cenab-ı Hak da haber veriyor ki ennehu la yemliku yevmel kıyameti ahadun gayruhu, kıyamet gününde kendisinden başka hiç kimse krallık yapamayacaktır. Tek otorite onun olacaktır. Ama bu dünyada ise herkes yönettiğini zannediyor, yönettiğini düşünüyor. Allah yöneticilere, krallara nasıl yönettiklerine bakmıyor, onlara müdahale etmiyor. Onları bu şekilde imtihan ediyor. فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى İşte bu da Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğudur. وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ İşte o gün Allah'adır. Yani hükümranlık yalnızca Allah'adır. Bu dünyada insanlar istedikleri gibi hareket ediyorlar kendi iradeleriyle. Ama öbür dünyada ise böyle bir iradeleri söz konusu olamayacak. اِيَّاكَ نَعْبُدُ Ancak sana kulluk ederiz. Yani نُوَحِّدُ Seni birleriz. Tabi burada kulluktan maksat tevhid. Yani Allah'ı birlemek manasındadır. Dolayısıyla na'budu ibadet etmek anlamında değil, kulluk etmek. Ana amaç kulluk etmektir diye bize. O kulluğun da temeli de tevhiddir. Allah'ı birlemektir. Ke kavlihi subhanehu fil mufassal. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın evet, fil mufassal yani mufassal surelerden birisinde şu ayet-i kerime, ayet-i kerimede şöyle geçiyor. Abidatin kelimesi geçiyor. Evet, bu Tahrim suresi 5. ayette. Yani ibadet eden kadınlar manasında ki bu abidat aslında ibadet edenler değil, kulluk eden kadınlar. Yani vahidatin manasında olduğunu bize söylüyor. Ve iyyâke nesta'in ancak senden yardım isteriz. Ala ibadetike sana olan kullukta. Sana olan kulluğumuzu yapmakta, tabii yine burada kulluk manası aslında ibadet değil, kulluğun yerine getirilmesi, yani daha üst çatı anlamı veriyoruz. İhdina bizi ilet, es-sıratal mustakime, dost doğru yola ilet. Bu dost doğru yoldan maksat, yani dinen İslam, İslam dinine. Yani burada sırat kelimesi hakiki anlamda değil, burada istihare yapılmıştır. Dolayısıyla İslam dini dost doğru yola benzetilmiştir. O yüzden dinen İslam ifadesini kullanıyor. لِأَنَّ غَيْرَ دِينِ الْإِسْلَامِ İslam dini dışındaki dinler ise لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ Dost doğru değildir. وَفِي قِرَاءَةِ اِبْنِ
Mes'udin, İbn-i Mes'ud'un kıraatında ise erşidna şeklinde geçiyor. Tabi tamamen görüyoruz. İhtina değil, erşidna. Harfler tamamen değişiyor. O yüzden bunun aslında bir görüşe göre kıraatten daha üst çatı dediğimiz, daha üst kavram dediğimiz bir harf olduğu da söyleniyor. Yani harf dediğimiz aynı manada başka kelimenin kullanılması. صَرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Yani dullana bize göster ala tariqil ladina en'amta aleyhim kendilerine nimet verdiklerinin yolunu bize göster, bize rehberlik yap. Yani burada nimet verilenlerden maksat da kimleri kastediyor Cenab-ı Hak? Ennebiyyine peygamberleri kastediyor. Ellezine o peygamberler ki en'amallahu aleyhim Allah onlara nimet yani in'am etmiştir, ihsan etmiştir. Bin nübüvveti peygamberliği ihsan etmiştir. Kekavlihi subhanehu Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğu gibi Ulaike ellezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine. Evet. Ulaike onlar ellezine o kimselerdir ki en'amallahu aleyhim Allah kendilerine nimet vermiştir, bahşetmiştir. Kimdir onlar? Minen nebiyyine peygamberlerde. Dolayısıyla aslında diyor ki Mukatil bin Süleyman bu ayetin en'amta aleyhim ayetini tefsir ettiğini. Dolayısıyla bu ayeti diğer ayetle beraber düşündüğümüz zaman buradaki kendilerine nimet verilenden maksat peygamberlerdir. Dolayısıyla ayetin manası aslında peygamberlerin yoluna ilet anlamındadır. غَيْرِ الْمَوْضُوبِ عَلَيْهِمْ Kendilerine gazap edilenlerin yoluna değil. يَعْنِي دُلَّنَا Bize rehberlik yap. عَلَى دِينِ غَيْرِ الْيَهُودِ Yahudilerin dışındaki dine rehberlik yap. Niçin Yahudiler diye tefsir ediyor? Çünkü Mukatil bin Süleyman'a göre burada mağdub aleyhinden maksat Yahudilerdir. Neden? Ellezine o Yahudiler ki gazaballahu aleyhim Allah onlara gazap etmiştir. Fec'ale minhum ve gazap ettiği için onlardan kılmıştır. El qiradete vel khanazira. El qiradete yani maymunlar ve domuzlar. Onları maymun ve domuzlara dönüştürmüştür. Biliyorsunuz bu cumartesi yasağını çiğnedikleri için bir topluluğu, tabii Yahudilerin tamamı değil, cumartesi yani sahilde bulunan ve o cumartesi yasağını işleyen, yasağını çiğneyen bir topluluğu, bir grubu Cenab-ı Hak maymunlara ve domuzlara dönüştürüyor. Tabii bir rivayete göre bunlar 3 gün ancak yaşayabilir, 3 gün sonra o grubun, o topluluğun tamamı helak oluyor. İşte burada mağdub aleyhimle maksat, Mukatil bin Süleyman'a göre Yahudilerdir diyor. O yüzden bu şekilde tefsir ediyor ama tabii her müfessir bunu Yahudiler olarak ele almıyor. Mesela Zemahşeri bunu kabul etmiyor. Çünkü Zemahşeri'ye göre Fatiha suresi Mekki bir suredir. Mekke'de Yahudilerin ve Hristiyanların eleştirisi değil, müşriklerin eleştirisi söz konusudur. Öyleyse mağdub aleyhine maksat müşriklerdir. Müşriklerin azılı olanları. Yine veled dalinde maksat da yine müşriklerdir ama ikisi arasındaki fark mağdub aleyhim Allah'ın öfkelendiği. Yani çok ileri giden peygambere karşı çok azgınlık gösteren kişiler, müşrikler kastedilmiş. Ama böyle bu halin ise bu şekilde azılı olmayıp ama yine de şirk yolundan dönmeyen müşrikler grubu kastedildiğini söylüyor mesela. وَلَا الضَّالِينَ Yine sapanların yolunda değil. Yani يَقُولُ وَلَا Burada yani وَلَا دُلَّنَا diye o aynı şekilde düşünüyoruz. وَلَا din وَلَا دِينِ الْمُشْرِك۪ينَ Yani müşriklerin dinine değil. Yani burada tabi burada diyor ki burada kasteden sapanlardan maksat yani ennesâr. Görüyorsunuz müşrikleri Hristiyanlar olarak ifade ediyor. Çünkü teslis inancına sahip oldukları için Mukatil bin Süleyman'a göre asıl Hristiyanlar da şirk koşuyorlar. Dolayısıyla onlar da müşrik grubundandır. Buradan da onu anlıyoruz. Evet. قَالَ Haddesena Ubeydullah. Ubeydullah bize aktarıyor. Kale haddeteni Ebi anil Hüzeyl an Mukatil. Görüyorsun kanal böyle. Mukatil bin Süleyman'dan aktarıyor. An Merfet. An Merfet'in o da Merset'ten. An Ebi Hureyre'te o da Ebu Hureyre'den. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Yekulullahu azze ve celle. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Kasemtu ayırdım. Hâbihi surete. Bu sureyi. Beyni ve beyni abdi nisfeyni. Benimle kulum arasında ikiye ayırdım, ikiye böldüm. Fe izâ kâlel abdu, kul dediği zaman, elhamdülillahi rabbil alemin.
bu ayeti okuduğu zaman yekulullahu azze ve celle, Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Şekerani abdi, kulum bana şükretmiş olur. Feiza kâle er-Rahmanir-Rahim dediği zaman yekulullah, Allah şöyle buyurur. Medhani abdi, kulum beni övdü. Feiza kâle maliki yevmiddin dediği zaman kul yekulullahu, Allah şöyle buyurur. Esna aleyye abdi, kul beni övdü. Bana övgüde bulundu. Ve li abdi, kulum içinde bakiyetü sureti, surenin geri kalanı kuluma aittir. Ve izâ kâle, yani kulumla alakalıdır. Ve izâ kâle ve iyyâke nestaîn, ancak sana, senden yardım isteriz dediği zaman kul, yani iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn dediği zaman yekûlullâhu, Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Hâzihi, bu li abdi, kulum içindir. İyyâye, ancak benden yestaîn, yardım ister. Yani kuluma ancak benden yardım ister. İşte bu kuluma aittir. Yani bu yardımı kuluma vereceğim manasında. وَاِذَا قَالَ, kul dediği zaman اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ, bizi dosdoğru yola ilet dediği zaman يَقُولُ اللّٰهُ, Cenab-ı Hak şöyle buyurur. فَهَذِهِ, işte bu da لِعَبْدِي, kuluma aittir. Yani ben onu dosdoğru yola ileteceğim. Onun duasını kabul edeceğim. وَاِذَا قَالَ, kul şöyle dediği zaman sıratı الذين انعمت عليهم, kendilerine nimet verilenler, yani peygamberlerin yoluna ilet dediği zaman yekulullahu, Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Fehadi, işte bu li abdi, kuluma aittir. Yani bunu kuluma vereceğim. Gayril mağdubi aleyhim ve laddalin, tabii sani ve laddalin kısmını söylüyor, yani beraber düşünüyoruz. Fehadi li abdi, işte bu da kuluma aittir. Yani bunu kuluma vereceğim. Onun duasını kabul edeceğim. Kale haddetena Ubeydullah, Ubeydullah aktarıyor. Kale haddeteni ebi, kale haddetena el-Hüzeyl, el-Hüzeylu an mukatilin, kale mukatilden aktarıyor. Doğru, yani bu mukatilin direkt kendisi aktarıyor, söylüyor. Kale izâ qara'a ahadukum hâzihi sûrete, sizden biriniz bu sureyi, yani Fatiha suresini okuduğu zaman febelaga hatimetaha, ve sonuna ulaştığı zaman, yani sonuna kadar okuduğu zaman fekale veleddalim, ve veleddalim dediği zaman, yani sonuna ulaşıp veleddalim dediği zaman fel yekul amin, amin desin. Fe innel melaikete, çünkü melekler tüemminu, onun amin demesine de amin der. Yani bu Fatiha okuduğu zaman da melekler de amin der. Bu duanın kabul edilmesi için Allah'a yalvarırlar, yakarırlar. فَاِنْ وَافَقَا, eğer örtüşürse تَأْمِينُ النَّاسِ, insanların amin sözü, yani insan yani insanların amin sözü meleklerin amin sözüne denk gelirse, yani aynı anda melekler ve insanlar amin derlerse, tabi bunu şöyle de okuyabiliriz. فَاِنْ وَافَقَا, meleklerin amin sözü تَأْمِينَ النَّاسِ, insanların amin sözüne denk gelirse, yani aynı anda bu sözü söylerlerse, evet, gufira lil kavmi, o topluluk için affedilir, bağışlanır. Ma takaddeme min dunubihim, geçmiş günahları affedilir, bağışlanır. Yani mesela namazda Fatiha suresi bittiği zaman hemen ardına amin, sessizce amin diyoruz. O esnada da melekler amin der. Aynı anda amin denilirse geçmiş günahlar affedilir. Ya da işte namaz dışında da aynı durum geçerli. Kale حدثنا عبيد الله قال حدثني أبي قال حدثني هزيل عن وكيع عن منصور عن مجاهد مجاهد قال لما نزلت indiği zaman Fatihatul Kitab, Fatiha suresi nazil olduğu zaman ranne iblisu, iblis feryat etmiştir bu surenin gücünden, bu surenin şiddetinden. قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ, çünkü bu sureyle şeytanlardan, tüm kötülüklerden biz korunmuş oluyoruz bu sureyi okuyarak. قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَب۪ي عَنْ صَالِحٍ عَنْ وَك۪يعٍ عَنْ سُفْيَانٍ عَنْ سُفْيَانِ اَثَّوْرِ, Süfyan Sevri'den naklediyor. عَنِ السُدِّي, o da Süddi'den. Evet. عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ, عَبْدُ خَيْرٍ'dan naklediyor. عَنْ عَلِيٍّ, o da Ali'den radıyallahu anhu, fi kavlihi azze ve celle seb'an minel mefani kâle
قَالَ هِيَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ Yani tekrarlanan yedi, سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ ifadesi, bunun Fatiha suresi, yani Kur'an-ı Kerim'de geçen سَبْعًا الْمَثَانِ ifadesinden Fatiha suresi kastedildiğini söylüyor bize. Evet, böylece Mukatil bin Süleyman'ın Fatiha suresi tefsirini burada bitirmiş olduk. Subhaneke Allahumma bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek nestağfiruke ve netubu lek. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.